Merhaba arkadaşlar, ben Eğitmen Yazın Şafak. Bugünkü videomda eskiden çekmiş olduğum bir kaplama hazırlama videosunu tekrar daha güzel bir şekilde hazırlamak istedim. Burada da SketchUp Texture Club'tan bir tane meşe kaplaması buldum, onun üstünü de uygulayacağım. Zip dosyamı indirdim. İndirdiğim yerde hemen şöyle bir klasörü çıkar yapıyorum. Yaptıktan sonra şuradan resmi sürükleyip Photoshop'un içine bırakıyorum. Gayet güzel bir kaplama olduğunu düşünerek arkadaşlar işe start verebiliriz. Burada ilk önce kaplamamı tutup mesela meşe div diyerekten targa formatıyla kaydediyorum. 32 bit olmasına önem gösteriyorum. Yansıma haritasını çıkartacağım. Ctrl Shift U diyorum. Siyah beyaz versiyonu. Ben diyorum ki birazcık da kahverengisine ihtiyacım var. Ctrl Alt Z ile geri geldim. Ctrl J dedim. Ctrl Shift U dedim siyah beyaz versiyonu. Burada kahverengi versiyonunu da kilidini açtıktan sonra üstüne taşıdım. Opaklığını %15'e düşürdüm. Hatta birazcık daha arttırabilirim. Şöyle. %35 civarı herhalde düzgün olacaktır. Ctrl Shift E dedim. Katmanı birleştirdim. Bunu da gelip hemen Save As'den Meshe Reflection diyorum. Formatım yine targa. Sonra burada resmime Image Adjustments HDR Toning dedim. Kaplamayı düzleyeceğini söyledi bana. Burada da Scott 5'ı seçtim ve bu sefer evet gerçekten çok güzel bir sonuç aldım. Sadece resimdeki siyahlar şu an çok baskın. Ctrl L'ye bastım. Siyahları arttırabiliyorsam aynı zamanda dengesini de bozabiliyorum. Gördüğünüz gibi şöyle hale getirdim. Bunu yaptıktan sonra Ctrl Shift U yaparsanız renkleri kaybederek daha güzel bir sonuç elde edeceksiniz. File, Save As ve buraya da geldim. Meşe, Bump dedim. Formatım yine targa. 32 bit olarak kaydettim. 4 haritalarımın içinde şöyle bir kaplamayı buluyorum. Ve bu kaplamayı şöyle Shift ile attıktan sonra hemen küçültüyorum. Belki biraz daha küçültebilirim. Yerleştirdikten sonra alta basılı tutarak taşırsanız onu böyle yan yana atmış olursunuz. İki layer'ı seçtim, Ctrl E. Tuttum bunu buraya koydum, Ctrl E. Bu layer'ları birleştirdim. Karışma şeklini multiplayer olarak yaptım ve ahşabım iyice çizilmiş, soyulmuş bir hale geldi. File, ilk önce birleştirelim Ctrl Shift E ile. File, Save As ve buradan geldim Meşe, Highlight diye yazdım. Gayet güzel. Artık 3D Max'e dönebiliriz. Malzeme ekranında döndüğünde bir tane VRAM MTL çağırıyorum. Buradan malzemeyi büyütüyorum ve buraya gelip meşe kaplama diyorum. Reflection Glossiness'ımı 0.73, Fresnel ayarımı 3.5, buradaki Highlight Glossiness'ı 0.8 olarak ayarlıyorum. Bunları gel zaman git zaman içinde alışarak kullana kullana alışıyorsunuz. BRDF kısmına da Blend'i getiriyorum. Birazcık daha net yansımalar istediğimden. Maps yüzdelerinden de Reflection'ı 85'e düşürüyorum. Reflection Glossiness da 45 yapıyorum. Bump değerinde 20 yapabilirim. Artık resimleri aktarmaya hazırız. Şuradan Diffuse sırasıyla Reflection, sırasıyla Bump, sonra da Highlight olarak 4 resmi aktardım. Bu resmi Diffuse'a bağladım. Bu resmi Reflection'a bağladım. Bu resmi Bump'a bağladım. Bump'a bağladıktan sonra bunu da Highlight Glossiness'a bağladım. Ve çok güzel bir kaplama bitirmiş oldum. Arkasından ne gibi güzellikler, ne gibi farkındalıklar yaratabiliriz? Mesela şu resmin siyah beyaz versiyonunu elde tutabilecekseniz, yani şöyle bir resim açabilirsek diye düşünüyorum. Diffuse resmini buraya aldım. Ctrl Shift U dedim, siyah beyaz dedim, Ctrl L dedim. Bunun böyle çok ışımış, sadece çok minik detaylarının karardığı bir hali elimizde tutabilirsek, bunun kaydetme şekline çoğu internette herkesin soru sorduğu bir kaplama olacaktır. Ambient Occlusion. Save. Kaydettim. Ve bakın, şimdi şurada Ambient Occlusion'u buraya çekiyorum.
Diffuse'unuzda bunu kullanmaktan ziyade girintilerin, çıkıntıların gölgelerini daha karartarak daha realistik bir şey yapmak istiyorum. Bunun için de aşağıda Composite Texture diye bir özelliğiniz var. A'ya normal ahşap kaplamanızı bağlıyorsunuz. B'ye buradaki kaplamanızı bağlıyorsunuz. Buna çift tıkladığınızda ikisinin birbirine karışma şeklini Multiply yaparsanız artık kaplamanız şu tona gelecek ve iyice daha güzel bir hale kavuşacak. Şimdi bunu uygulamak kaldı geriye. Umarım videom yardımcı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Kanalımda daha sonra çıkacak videolardan haberdar olmak için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.